açıklaması için. Ankara 12. Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara saygı duyuyoruz. Ama Yargıtay yolu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi bir hakimlik, bir mahkeme kararıyla değil, çok hakimli bir Yargıtay'la. Eğer mahkum edilecekse öyle olsun. Onun için de Yargıtay'a müracaatımız olacak. Evet, evet. Efendim peki bir yürütmeyi durdurma başvurunuz da olacak mı? Yoksa parti için muhalefetin görüşü bir an önce olağanüstü kurultayın yapılması gerektiği görüşü mü? O onların görüşüdür. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de değerlendirmeleri ve görüşü vardır. O çerçevede hareket edeceğiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi hepinizin bildiği gibi, fakat özellikle üzerinde durulmayan bir konu, Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak 18 Mart 2018 tarihinde 12. Olağan Kurultay kararı almıştır. 12. Olağan Kurultay'ı yapabilmek için de 9 Ekim 2016 tarihinden itibaren ilçe kongre süreci başlatılıyor ve il kongre süreciyle devam ederek olağan 12. olağan kongreye varılmak istenmiştir. Şimdi bu süreci sabretmeden, nereden etkilendikleri belli olmayan ve Türkiye'nin her tarafını da partideyken yapamamış oldukları üstün ziyaretlerle Türkiye'yi bu hale getirmek isteyen Milliyetçi Hareket Partisi'ne kolay kolay partiyi teslim edemeyiz. Onun için yargı yolunu kullanacağız ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Hiç kimse olağan kongrenin dışında bizden olağanüstü kongre beklemesin. Yargı yolunu kendiler kullandı, şimdi biz kullanmaya başlayacağız. Efendim bu karar bekliyor muydunuz? Onu sormak istiyorum. Bir de mahkemenin yetkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Efendim bizim müracaatımızda mahkemenin yetkisi olmadığını hukukçu arkadaşlarımız tespit ederek savunmasını yaptılar. Böyle bir karar alternatif olarak aklımızdan geçiyor. Olur veya olmaz. Ama tabii şu an için Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Bu karara Milliyetçi Hareket Partisi hukuka duyduğu saygıdan dolayı bu karara da saygı duyuyor. Ancak hukuk yolunun tükenmediği kanaatiyle hareket etmek suretiyle 18 Mart 2018 tarihinde olağanüstü kongremizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Evet, teşekkür ederim. Zaten bakalım, sağ olun.